Son olarak modüler aritmetiğin problemler kısmındayız. Şimdi problemler kısmında genellikle mod kaça göre yapılacak diye bize söylemez. Biz bunu kendimiz düşünürüz. Çünkü günlük hayattan sorulduğu için ifadeler kafadan değerleri kullanarak çözebiliriz. İlk örneğimizde şu anda saat 17.20. Buna göre diyor ki 3760 dakika sonra saat kaç olacak? Şimdi her 60 dakikada bir saat ilerlemiyor mu? Evet. O zaman 3760'ı 60'a bölelim. Bakalım kaç saat geçecek? 3760. Bölelim 60'a. 6 sefer var. 360. 1, 6, 0. 2 sefer var değil mi? 120. Bir de 40 dakika. Bu şu demektir. 62 saat geçecek. Artı bir de 40 dakika geçecek. Şimdi 40 dakikayı ekleyelim. 18, 0, 0 mı olur burası? Evet. Şimdi 62 saate bakacağım. 62 saat geçtiğinde her 24 saatte aynı bir gün değişmiyor mu? Tekrar saat başa dönecek çünkü. O zaman 62'yi 24'e bölmem gerekiyor sanırım. Evet. 2 sefer var. 48 kalan 14. Demek ki bunun üzerine 14 saat daha eklemem gerekiyor. 2 gün geçecek artı 14 saat daha geçecek. 32. 32 diye bir saat var mı? Yok. Demek ki bir sonraki güne geçeceksiniz. Bundan 24 saatlik çıkartacaksınız. Saat 08.00 oldu. Bir daha açıklıyorum. İlk önce 60'a böldüm. Kaç saat geçtiğini buldum. Her 60 dakika 1 saattir. Bana dedi ki 62 saat geçecek. Artı 40 dakika kalacak. O 40 dakikayı kafamı karıştırmasın diye ekledim. Daha sonra 62 saat geçeceğine göre bunu da hesapladım. Bu da şu demekmiş. 2 gün geçiyor artı 14 saat daha geçiyor. O zaman buna ne yaptım? 2 günü saymıyorum. Gün önemli değil çünkü 14 saat ekledim. 32 eksi 24 eşittir 0.8. Niye gösteriyoruz böyle bir örneği? Çünkü çıkmış bir soru. Bugün günlerden Perşembe ve saat 22 olduğuna göre 347 saat sonra gün ve saat ne olur? Şimdi benzeri bir mantık. Bu sefer dakika cinsinden değil, saat cinsinden istiyor. 347 saat geçecek. Kaç gün? Kaç gün acaba bu? Hemen bakalım. 24'e bölmem gerekiyor. Her 24 saat bir gündür. 24. 1, 0, 7 mi? Evet. 4 sefer var. 96. Kaç olacaktır? 11. Bu şu demektir. 14 gün geçecek. Yaptı. Artı 11 saat daha geçecek. Şimdi 14 gün geçiyorsa... Bakıyorum 14 gün tam olarak 2 hafta değil midir? Evet. O zaman gün değişmiyor. Aynen öyle. Artı 11 saat ekleyeceğiz ama buna. 11 saat ekleyelim. Hop 11 saat eklediğimiz 33.00. Gün değişmiyor demiştik. Perşembe 33.00. Olur mu böyle bir şey? Yok. Buradan 24 saatliği yan tarafa gönderirsiniz. Cuma 33'ten de 24 çıkartırsak kaç olacaktır? 09.00. Yani Perşembe günü 33 saat ilerlemişiz ya. Bu ne demektir? Perşembe günü 24 saat ilerledikten tamam, sonra sen artık Cuma'ya geçtin. Artı 9 saat daha ilerledin demektir. Modüler aritmetiğin bu tarz sorularında çocuklar hep zorlanıyorlar. Evet. Ve genelde bu şekilde çıkıyor sorular. Şimdi bir asker 5 günde bir nöbet tutuyor. İlk nöbetini Salı günü tuttuğuna göre 17. nöbetini. Sakince düşünüyorum. Birinci nöbeti vermiş. Gitti. 17. nöbeti soruyor. Bu asker 16 nöbet daha tutacak. Doğru mu? Evet. 16 nöbet daha tutacak. Nasıl buldum bunu? 17'den 1'i çıkartarak. 5 günde bir nöbet tutmuyor mu? Evet. O zaman 16 çarpı 5 gün geçecek. Yani 80 gün. 80 gün geçecek ama her 7 günde bir başa dönmüyor mu? Evet. Yani mod 7'ye göre değerini bulalım hemen. Kaç sefer var? 11, 77, 3. Şimdi demek ki salının üzerine 3 gün ekleyeceğim ben. Savıyı 0 olarak sayarsınız. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Ellerimden makyaleymiş. Boyalı boyalı gözüktü. Şöyle diyeyim. Çarşamba, Perşembe, Cuma diyebiliriz. Yani günlerden ne olacaktır? Cuma. Olacaktır. Mantığını anladık değil mi? Birinciyi vermiş 17.yi soruyor. Demek ki 16 sefer daha nöbet tutacak. Dolayısıyla 16 çarpı 5 gün geçecek. 16 kere 5 80. Mod 7'ye göre diğerini hesapla ve yap. 13. nöbetini Perşembe tuttuğuna göre 45. nöbetini hangi gün tutar diyor. O zaman 13. nöbeti vermiş 45'i mi soruyor? Evet. 45 eksi 13 demek ki bu adam 32 nöbet daha tutacak. 32 çarpı 5 günde bir olduğuna göre 5 gün geçecek. 160. Mod 7'ye göre değerini hesaplayalım. 167'ye bölelim. 14, 20, 2 sefer var. 14. Kavan 6 mı? Evet. Kavan 6 ise eğer Salı'ya 6 gün ekleyeceğiz. Salı'ya 6 gün ekleyelim. Çarşamba, Perşembe, Cuma,
Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü. O zaman ne zaman tutacakmış bu nöbeti de? Pazartesi günü. Bir şey kontrol edeceğim. Hemen vermeyeceğim bu kağıdı. Bir şey kontrol etmek istiyorum. Hop geri geliyorum. Şimdi burada şunu sorabilirdi. Sakince şurada açıklamak istiyorum çünkü. 13. nöbeti vermiş, 45. nöbeti soruyor ya. Evet. Ya 45. nöbeti verip de 13'ü sorsaydı. 13. yani geçmişteki bir nöbeti sorsaydı ne olacaktı? Onu da açıklayalım bence çocuklara. Çok basit. Aslında olan şuraya kadar aynı. 160 gün geçecek. Evet. Buraya kadar aynı. Ama bu sefer geriye doğru gittiğiniz için 6 ya bu. Sağıdan 6 gün çıkartacaktınız. Ya da sağı eksi 6. Oraya açıklayacağım hemen. Sağı eksi 6 diyecektiniz. Ama günleri geri saymak çocuklara çok zor evet. geliyor. Mod 7'ye göre olduğu için 7 ekleyin. O zaman bu sağı artı 1 demektir. Hop çarşamba diyecektiniz cevaba. Evet. Yani 45. nöbeti perşembe günü tutmuş. Gerideki bir nöbeti soruyor. O zaman böyle bir mantık izleyebilirsiniz. Şimdi gönderebiliriz. Sedat 3 günde bir spora gitmekte, 5 günde bir müzik dersi almakta. İkisine birden 18. kez cuma günü gittiğine göre. 18. İlk kez hangisine gider? Şimdi 3 günde bir spor, 5 günde bir müzik. 3, 5, 3, 15. 5. O keklerini almanız gerekiyor. İkisine birden bunların o keklerinde gider. Yani hep 15. günlerde gider. 3 ile 8'in o keki, özür diliyorum 5'in o keki 15'tir. Şimdi 15 günde bir gidiyor. Birinciyi vermiş, özür diliyorum. 18.yi vermiş, birinciyi soruyor. O zaman 18'den 1 çıkartalım. 17 sefer daha gidecek. Gitmiş bunlara. O zaman 15 çarpı 17 gün geçmişe evet. doğru gideceğiz. Ancak modüler aritmetiğin nimetlerinden faydalanalım. Gidip de çarpmayalım yani. Bunları çarpıp 7'ye böleceğiz. Doğru. Ama ne gerek var? 15'in mod 7'ye göre değeri 1 değil mi? 17'nin mod 7'ye göre değeri 3 mü? 3. 3 gün öncesine mi gideceğiz evet. bu sefer? Neydi günlerden? Cuma. Perşembe. Eksi 3. Geriye doğru soruyor çünkü. Evet. Ben bu eksilerde hep hata yapıyorum. O öyleyse yüzden 4 diyelim. Artı 7 diyeceğim gene. 7 ekleyeceğim. Cuma artı 4. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Salı. Demek ki bu olay salı günü gerçekleşecek. Mantığı çok basit. Az öncekinin benzeri. İlk önce birine 3 günde bir, birine 5 günde bir gittiği için o keklerini alacaksınız. 15 günde bir diyeceksiniz. 15 günde bir gidecek ama birinciyi vermiş 18.yi soruyorsa ya da tam tersi 17 sefer daha gidecek. 15 çarpı 17 gün geçecek. Hiç uzatmaya gerek yok. Çarpmadan mod 7'ye göre değerlerini bulun. Öyle çarpın daha rahat çözersiniz. Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi Berna hocamızla beraber. Unuttu hocam. Unuttum da olmayı unuttum. Yandaki şekle göre H harfinin ilk sütuna denk geldiği 5. satır hangisidir? Hocavara geldik, hocavara geldik, hocavara geldik. Geldik. Bunu biraz obebokekten yardım alarak çözeceğiz. Hocavara geldik kaç harfte bir tekrar ediyor? 5, 10, 14 harfte bir evet. tekrar ediyor. Bu H harfinin tekrar başa gelmesi için hem 5 hem de 14'ün katı. Tam 70. harfte ne yapacaktır? Gelecektir. Doğacaktır. Yani şöyle 14 sütun geçeceğiz. Evet. Satır geçeceğiz. Mantıklı mı? Evet. Peki 14 satır geçtikten sonra birinci de 14 satır. İkinci defa hocalara geldik tekrar 14. başlayacak. 14. Üçüncü defa 14. 14. Dördüncü defa 14. 14. Yani 56 satır geçti mi? Geçti. 57. satırda tekrar H harfiyle ne yapacaksınız? Karşılaşacağız. Beşinci kez H harfiyle cümleye başlayacaksınız. Tekrar anlatayım mı? Çok güzel bir soru. Siz bir daha anlatayım bence. Şimdi bakın hocavara geldik. 14. Tekrar hocavara geldik de bakarsanız buradan 2 harf artacak. Sonra 3 harf artacak. Böyle bir kural vardır. Ama biz pratik olarak şöyle düşünüyoruz. Hem 14 hem de 5'in o kekine vursak eğer orada ne yapacaktır? Tamamlanacaktır ifade. Evet. Öyle değil mi? 14 ile 5'in o kek kaç? 70. Her 70 tane de bir tamamlanacağına göre 5 kere 14 70 olduğuna göre 14 satır sonra hocavara geldikler tamamlanacak. Sonra tekrar H harfiyle başlayacak. Yani 15. den itibaren bir daha. 14 burada, 14 burada, 14 burada, 14 burada. 56 tane satırı tükettim. Çünkü 4 tane geçti. 4 defa hocalara geldik yazısı bitti. Artık 57. de tekrar H harfiyle başlayacağım için 57. satırda tekrar H harfiyle cümle ne yapacaktır? Başlayacaktır. Ve bunu da gönderelim. Yine bir soru, güzel bir soru. Buna göre bu sayı dizisinin 377. basamağı kaçtır? 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Nokta, nokta, nokta. Yani burada sonuçta 15 tane rakam var. Bunu gördünüz sanırım. Evet. Her 15 rakamda bir mi ring tamamlanacak? Kesinlikle. Öyle değil mi? 377'yi 15'e bölüyorum o zaman.
15'e bölersek eğer 2 30 77 5 sefer var 75 kalan kaç? 2 mi? 15 15 15 sonra 2 tane ilerleyeceksiniz. 1 2. Buradaki cevap da ne olacaktır? 2 olacaktır. Olacaktır. Gayet güzel modüler problemleri sildik. Görüşürüz.